Herkese merhaba. Bu videoda rafya kullanarak bohem bir ayna yapacağız. Yapımı pratik, maliyeti ise düşük olan bu projemiz için ihtiyacımız olan malzemeler şöyle. Kasnak. MDF'den yapılan bir kasnak kullanacağım ben. Ama plastik ve metalden yapılanları da var. Ayna. Çapları 20 cm uzunluğunda. Farklı çaplarda kullanabilirsiniz. Birbirine uyumlu olduğu sürece bir sıkıntı yok. Silikon tabancasına, makasa ve rafyaya ihtiyacımız var. Doğal rafya ya da kağıt rafya kullanabilirsiniz. Muz lifi diye de geçiyor bu tarz ürünler. Rafyanın uç kısmını buluyorum. Buradan parçalar halinde keseceğim. Kasnağımızı ikiye katlayarak yerleştireceğimiz için uzunluğu ona göre belirleyin. Mesela şu uzunluklar ayna için güzel olacaktır. 30-35 cm uzunluğunda kesebilirsiniz. Uzunlukların %100 eşit olmasına gerek yok çünkü daha doğal bir görüntü elde etmek için uzunluk kısalı kullanacağız. Bu şekilde rafyalarımı kestim. Zaten kasnağı geçirdikten sonra da düzenleme yapacağız. Bunları tek tek yerleştirmeyeceğim. Bu şekilde 3-4 parça alarak ikiye katlayacağım. Alttan halkanın içinden geçireceğim. Yine aynı şekilde 2-3 tane, 4 tane kalınlığına göre aldım. Ortasını buldum. Alttan halkadan. Sonra iyice sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi rafyalarımızın uzunlukları eşit değil. Ama zaten doğal görüntüsünü bu şekilde elde edecek. Sonradan da kırpabiliriz zaten absürt duran yerleri. Bu şekilde rafyaları kasnağa yerleştiriyorum. Bu şekilde yarıyı geçecek hizaya kadar rafyayla kapladım kasnağımı. Buralara ise farklı bir süsleme yapacağım. Deniz kabukları, ahşap boncuklardan yararlanarak buraları da süsleyeceğim. Öncesinde ise bir miktar misinayı ucundan bağladım. Rafyalara yaptığım gibi yine aşağıdan halkanın içinden geçirerek da aynaya asacağım bir görünmez ip oluşturuyorum. Üstteki süslemeyi bir tane deniz kabuğu, ahşap boncuk ve içerisine de yine başka bir tahta boncuk yerleştirerek yapacağım. Bu şekilde bir yondan bir yondan koyacağım. Özellikle uç kısımlarına gelecek şekilde silikonu sıkıyorum. Çünkü zaten tutan kısımlar buralar olacak. Thank you.
Ben bu yüzeyini önde kullanmayı tercih ettim. Fakat arka yüzeyi de bu şekilde, yani boncukları, süslemelerinizi bu yüzeye yaparak bu ipliklerin gözüktüğü kısmı da kullanabilirsiniz. Kenarları silikonlayıp aynamı ters çevirerek hızlı bir şekilde yapıştıracağım. Üstüne bastırdığım için buradaki deniz kabuğu kırıldı. O yüzden hemen yenisini yapıştırıyorum. Kırılma meydana gelmemesi için bu kısmı boşluk kısmına bırakırsanız, masanın boşluk kısmına bırakırsanız ağırlığı üstüne vermemiş olursunuz. Dilerseniz bu yanlarına da bir sıra silikon sıkabilirsiniz. Silikonlar iyice soğuduğu zaman misina yardımıyla duvara asacağım ve püsküllerine şekil vereceğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.